Cleves ile Anne 8. Harry'nin 4. eşiydi. Kralla olan evliliğinin tamamlanamaması nedeniyle kraliçe Anne taç giyememişti. Kral ondan hoşlanmayarak evliliğini iptal ettirmiş, bir de üstüne Anne'i kız kardeşi ilan etmişti. Gelin sırf güzel olmadığı için kraliçe olamayan Anne'in hikayesine daha yakından bakalım. Henry Tudor 1509'dan 1547'deki ölümüne kadar İngiltere kralıydı. 6 kez evlendi, 2 eşinin de kafasını kesti ve İngiliz Reformasyonu'nun ana kışkırtıcısı oldu. Henry özel hayatı ve İngiltere Kilisesi'ni kurmasıyla meşhurdu. Henry için Rönesans adamı ifadesini kullanmak yanlış olmayacaktır. Eğlenceye düşkün bir yapıya sahip olup sarayda her gün balolar, festivaller düzenlerdi. Özellikle 20'li 30'lu yaşlarında oldukça enerjik bir yapısı vardı. Ancak Anne Boleyn'le evliliğinden sonra oldukça huy değiştirerek daha kaba bir adama bürünmüştü. Bu huysuzluğun en önemli etkenlerinden birisi bir türlü erkek evlada sahip olamamasıydı. Erkek evlat kral ve krallık için oldukça önem taşımaktaydı. Henry bir erkek çocuğa sahip olamadığı için eşlerini sevmemeye başlamış, şüpheci ve oldukça zalim bir krala dönüşmüştü. Henry ilk eşi Aragonlu Catherine'den uzun yıllar boyunca erkek çocuk sahibi olamamıştı. 24 yıl süren evliliklerinde birçok çocukları doğsa da bunlardan ancak birisi çocukluğa erişmiş, diğerleri bir yaşını göremeden vefat etmişti. Karısının yaşlanması nedeniyle kendine meşru çocuk yolları ararken gönlünü Anne Boleyn'e kaptırmıştı. Ancak Anne Boleyn de ona bir türlü erkek çocuk verememişti. Henry bu evliliğin lanetli olduğunu düşünmeye başlamıştı. Boleyn kızı zina, vatan hainliği ve ihanetten tutuklanmış, ardından da idam edilmişti. Ardından Henry, Anne Boleyn'in ne diyemesi Jane Seymour'a aşık olmuştu. Ve Anne'in idamından hemen sonra onunla evlendi. Jane, Henry'ye erkek evlat veren tek kraliçedir. Ancak doğumundan 2 hafta sonra Loğusalı kummasından vefat etmiştir. Tüm bu olaylardan sonra Henry hep hayalini kurduğu erkek evlada sahip olabilmiştir. Ancak en sevdiği eşini bu evlat uğruna kaybetmiştir. Jane Henry'nin diğer eşleri arasında kendisine oğul veren tek kişi olduğu için onu tek gerçek karısı olarak görüyordu. O ve halkı onun vefatından sonra uzun bir süre yas tuttu. Jane Seymour'un ölümünden 3 yıl sonra Henry, kraliyet topraklarını genişletmek için yeniden evlenmeye hazırdı. Yani bu sefer siyasi bir evlilik yapacaktı. Ne de olsa gönül evlilikleri pek de yolunda gitmemişti. Yabancı mahkemelerle görüşüp uygun adaylar hakkında bilgi alındı. Mahkeme tarafından önerilenlerden birisi de Cleves Dükü'nün kız kardeşi Anne'di. Anne, Cleves Dükü 3. John ve karısı Maria'nın kızlarıydı. Babası öldükten sonra abisi Dük olmuştu. İngiltere'de Protestanlığın yükselişi ve gerçekleşen reformla Anne'in Protestan babası bu evliliğin en büyük destekçilerindendi. Gelin adayı Anne'in resimleri çizildi ve Henry'e gönderildi. Kral 4. karısını seçerken yalnızca bu resimlere bakıp karar verebildi ve Anne'le evlenmeyi kabul etti. Harry'nin yeni kraliçesine yönelik beklentisi bilgili ve kültürlü olmasıydı. Ancak Anne neredeyse hiç İngilizce bilmediği için bunlardan yoksundu. Doğru düzgün İngilizce bile konuşamayan Anne, siyasi ittifak için evliliği kabul etti. Anne gerçekleşecek evlilik için 1539 yılında Almanya'dan İngiltere'ye gitti. O zamana kadar Henry ve Anne daha önce hiç buluşmamıştı. Kral ve Anne Rochester Kalesi'nde buluştuktan sonra Henry dehşete düşmüş bir şekilde odadan dışarı fırladı. Anne portrelerinde çok daha güzel görünüyordu. Cleves ile Anne 8. Henry'nin önceki eşlerinin çekiciliğine sahip değildi. Ancak en az onlar kadar zekiydi. Yine de bu evlilik siyasi anlamda İngiltere'ye çok şey katacaktı. Henry yandaşlarından Anne ile evlenmekten kaçmalarını, yasal bir yollarını bulmalarını istedi. Ancak sözler çoktan verilmişti ve her şey için çok geçti. Nihayetinde ikili 6 Ocak 1549'da evlendi. Ancak kral için bu evlilik tam bir hayal kırıklığıydı.
Düğün gecesi kral ve kraliçe birlikte olamamışlardı. Henry tüm bunlar için Anne'i suçluyordu. Anne ise evliliklerinin tamamlandığını savunuyordu. Henry ile ilk gecesinden sonra kralın Anne'den memnun olmadığı açık şekilde görülmüştü. Kral onun kötü koktuğundan ve güzel olmadığından şikayet edip durdu. Kralın böyle davranmasının nedeni kandırıldığını düşünmesiydi. Anne kralın aksine halk ve saraylılar tarafından çok sevilmişti. Gittiği her yerde hediyeler ve övgüler alıyordu. Ama yine de boşanmak isteyen kral gerekçe olarak evliliğin zaten tamamlanmadığını öne sürmüş ve iptali için mahkemeye başvurmuştur. Anne evliliğin iptali için rıza göstermek zorunda bırakıldı. Henüz 6 aylık kraliçeyken kocasından boşanmak zorunda kaldı. Ardından bu evliliğin ayarlanmasında aracı olan birçok isim vatan hainliğinden, büyücülükten ve komplo kurmaktan idam edildi. Bu sırada Henry, Catherine Howard'la ateşli bir ilişkiye başlamıştı. Anne ise Richmond Kalesi'ne gönderildi. Kral Henry'yi sinirlendiren tüm eski eşleri ya öldürülmüş ya da sürgüne gönderilmişti. Ancak Anne akıllı bir kadındı ve evliliğin iptal edilmesine itiraz etmeden onay verdi. Cleves ile Anne oyunu çok güzel oynamıştı. Artık bir şatosu, güzel bir geliri ve hizmetçileri vardı. Anne boşandıktan sonra kral tarafından saray, araziler ve bol miktarda parayla ödüllendirildi. Sonraki yıllarında Richmond Sarayı ve Hever Kalesi gibi saraylarda da konakladı. Kralla dostane bir şekilde ayrıldı ve hatta kralın ailesinin fahri bir üyesi oldu. Anne boşanmasının ardından kralın sevgili kız kardeşi unvanı verildi. Henry daha sonra Anne hakkında eşinin ve kızlarının ardından İngiltere'deki en önemli kadın olduğundan bahsederdi. Kralın 5. karısı Catherine Howard'ın idamının ardından kralla tekrar evleneceği söylentileri ortaya çıktı. Ancak Anne bir daha kimseyle evlenmedi. Sonradan 8. Henry ile son karısı Catherine Parr'ın nikahlarına katıldı. Anne en son 1. Mary'nin taç giyme töreninde halkın arasına karışmıştı. Cleves ile Anne, Hever Şatosu'nda 42. doğum gününden birkaç hafta önce öldü ve 8. Henry'nin en uzun yaşayan ikinci karısı olarak tarihe karıştı. Kral Henry'nin 6 eşinin arasında en akıllısıydı. Kral gel deyince gelmiş, git deyince gitmiş, idam sehpasıyla yüz göz olmamaya gayret etmişti. Benzer videolar için kanala abone olmayı lütfen unutmayın. Yeni videolarda görüşmek üzere.